O gün İngiliz Filistin mandası Osmanlı'nın çoktan kaybettiği Ürdün nehrinin doğusunda başlarına şimdilerde Suudi Arabistan'ın bir parçası olan Hicaz'ın kralı Hüseyin bin Ali el-Hashimi'nin oğlu Abdullah'ı yerleştirerek İngiliz himayesinde 25 yıl hüküm sürecek ve 1946'da bağımsızlığını elde ederek şimdiki Ürdün Krallığı olacak olan Trans Ürdün Emirliği'ni kurdu. Yine o gün Birleşik Devletlerin Iowa Eyaleti zaten kimsenin uymadığı ve uymadığı için yasaların itibarının zedeleniyor olması nedeniyle uzun süredir devam eden sigara satışı yasağını kaldırdı. Yine o gün Birleşik Devletler ile Küba arasında doğrudan telefon hattı açıldı. Ve yine o gün son Alman İmparator ve Prusya Kralı II. Wilhelm'in yine son Alman İmparatorluğu ve Prusya Kraliçesi Augusta Victoria Holland öldü. O öldü ama o gün 11 Nisan 1921'de Augusto Victoria'nın öldüğü yerin 940 km güneyinde Fransa'nın güneydoğusunda bin nüfusu küçük bir kasaba olan Saint-Alban de Roche'da Fransa krallarının soyundan gelen ve bir Fransız protestan baba ve bir protestanla evlendiği için katolik kilisesinden aforoz edilen bir annenin kızı olarak Elizabeth Jenny Jean Maynard doğdu. Babasının bir ipek dokuma fabrikası vardı ve köyün belediye başkanıydı. 9 yaşındayken onu Birmingham'daki bir manastıra gönderdiler. 2 yıl sonra da dönüp Sorbonne'da hukuk okudu. 2. Dünya Savaşı eğitimini yarıda kesti ve ilkokul öğretmenliğine başladı. Paris'in kurtuluşundan sonra şehre gelen müttefik subaylara yardımcı olan Hoş Geldiniz Komitesi'nde gönüllü tercüman olarak görev yapmaya gitti. Orada Ivan Dumouriez isimli bir İngiliz istihbarat ajanıyla karşılaştı. Daha sonra yazacağı öz yaşam öyküsünde İvan'ın kendisine saygılı davrandığını ve müttefiklerin üstüne çullanmaya kalkmayan ilk üyesi olduğunu yazdı. Bir yıl sonra da evlendiler. İvan, Elizabeth Jenny'den iki yaş küçüktü. Çekoslovakya'nın Karpat rutenya bölgesinde, ki orası şimdi Ukrayna'da, küçük Slatinske Doli kasabasında Yidiş dilini konuşan yoksul bir Ortodoks Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. O zamanlar yeni kurulan Çekoslovakya'nın geri kalanı gibi doğduğu ve büyüdüğü bölgede Kasım 1918 başlarına kadar resmi olarak Habsburg Monarşisi'nin ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçasıydı anne ve babası Mehel Hoh ve Hana Shlomovitz idi. Altı kardeşi vardı. 1939 yılında bölge Macaristan Krallığı tarafından geri alındı. Ivan'ın ailesinin çoğu Macaristan'ın 1944'te Nazi Almanyası tarafından işgal edilmesinin ardından Auschwitz'te öldürüldü. Ivan yıllar önce Fransa'ya kaçmış ve Marsilya'da sürgündeki Çekoslovak ordusuna katılmıştı. Fransa'nın düşmesi ve İngilizlerin Britanya'ya çekilmesinden sonra Çekoslovak ordusunun liderliğine karşı bir protestoya katıldı ve 500 askerle birlikte 1943'te İngiliz piyade alayına transfer edildi. Daha sonra Normandiya sahillerinden Berlin'e kadar Avrupa'nın dört bir yanındaki çatışmalara katıldı ve yüzbaşı oldu. Bir Alman makinalı tüfek yuvasına yapılan saldırıda gösterdiği performansla Mareşal Montgomery'nin elinden kahramanlık madalyası aldı. O, 1944 Eylül'ünde Paris'te Elizabeth'i ilk görüşünde aşık olmuştu. 1946'da İngiliz vatandaşlığına geçti ve iki yıl sonra da bir sigara markasından aldığı ismini değiştirerek Robert Maxwell oldu. Savaştan sonra askerden kalma bağlantılarını kullanarak iş hayatına atıldı ve bilimsel kitaplar yayınlayan Springer Verlag'ın İngiltere ve Birleşik Devletler distribütörü oldu. 1951'de İngiltere'de Pergamon Press adını verdiği bir yayıncılık şirketinin kontrolünü ele geçirdi. 1960'lara gelindiğinde şirket ticari dergilerle bilimsel ve teknik kitapların önemli bir yayıncısıydı. Siyasete de atıldı. 1964-70 arasında işçi Partisi üyesi olarak iki dönem milletvekilliği yaptı. Sıkı bir sahtekardı. Çantasında bin bir türlü abidik bibidik vardı. Bir ara Pergamon'un kontrolünü kaybetti sonra tekrar kazandı. İngiltere'nin önde gelen basım şirketi sorunlu British Printing Corporation'ı aldı. Adam edip yöneticilerine geri sattı. 84'te sansasyon gazetesi Daily Mirror'da dahil olmak üzere 6 gazetenin yayıncısı Mirror Group Newspapers'ı satın aldı. 89'da Berlitz International dil eğitimi, Macmillan kitap yayıncıları ve Official Airlines Guides'ı ve New York Daily News'u satın alarak Maxwell Communications'ı bir basın imparatorluğu haline getirdi. İş hayatı boyunca en büyük rakibi diğer büyük basın imparatorluğu olan News Corporation sahibi Rupert Murdoch ile didişti, durdu. Elizabeth başlarda Maxwell'in sekreteri ve asistanı olarak çalıştı. Beşi kız dokuz çocukları oldu. Tümü Elizabeth'in bir jinekolog olan kız kardeşi Yvonne tarafından dünyaya getirildi. Kızlardan biri 3 yaşındayken Lösemi'den en büyük oğlu da geçirdiği bir araba kazasının ardından komaya girip 6 yıl sonra bilincini geri kazanamadan öldü gitti. Elizabeth Dünya Savaşı sırasında yarım bıraktığı lisans eğitimini tamamlamak üzere 1970 yılında 49 yaşındayken üniversiteye girdi ve 10 yıl sonra Oxford Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı doktorasını tamamladı. Mektup Yazma Sanatı 1789-1830 başlıklı tezinde kaynak olarak o aristokrat Fransız Protestan ailesini kullandı. Ardından kocasının Nazi yönetimi altında hayatını kaybeden Yahudi akrabalarını araştırdı ve bunların toplamda 300'den fazla yakın ve geniş aile üyesi olduğunu keşfetti. The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda "Kamplarda öldürülen tüm aile bireylerinin önüne küçük bir Davut yıldızı koydum." dedi ve onu açtığımda sarı yıldızlardan oluşan bir yağmur gibiydi. Bir ailede bu kadar çok insanın öldürülmüş olabileceğine inanamıyorum diye devam etti. Sadece nedenini bilmek istiyordum. Bu araştırmaları onu dünya çapında ünlü bir soykırım uzmanı yaptı. Konferanslar düzenledi, konuşmalar yaptı, ders verdi, yayınlar, örgütler kurdu ve ödüller aldı. Ne yazık ki hep canavar ruhlu, karanlık, zorba, despot ve o sevilmeyen kocasının gölgesinde yaşadım hep onu terk etmeyi düşünmüştü ama buna gerek kalmadı. Robert Maxwell'in abidik gubidikleri en sonunda onu ensesinden yakaladı. Kurduğu o imparatorluk büyük borçlar altında çatırdamaya başladı. Köşeye sıkışan o yozlaşmış zalim gidip şirketlerinde çalışanların hakkı olan emeklilik fonlarındaki 1,2 milyar doları zimmetine geçirdi. 4 Kasım 1991'de oğlu Kevin ile birlikte ödeyemediği 50 milyon sterlinlik kredi hakkında görüşmek üzere İngiltere Merkez Bankası'nda bir toplantıya gidecekti. Gitmedi. Yatını atlayıp Kanarya Adaları'na gitti. Mürettebat ertesi gün onun yattı olmadığını fark etti. Daha sonra da çıplak cesedi denizden çıkarıldı. Mahkemeler işin içinde kesin olarak cinayet kuşkusu olmadığına hükmettiler ama kalp krizi mi, intihar mı, ölüm sebebi hiçbir zaman tespit edilemedi. Şirketleri iflas etti, çocukları mahkemelerde süründü ve Elizabeth 5 parasız ve omuzunda borçlarla kala kaldı. Kendi emeklilik fonu bile lüplenmişti. Hayatının geri kalanını jinekolog kız kardeşi Yvonne'un yanında Fransa'da geçirdi ve 92 yaşında öldü. Kocasının kendisine ve çocuklarına sık sık yaptığı korkunç muamele karşısında ona bağlı kalmıştı ve öldüğünde bile ona karşı konuşmayı reddetti. Reddetti ama o öz yaşam öyküsünde kocası hakkında kötü konuşmamasının nedenini aman tanrı korusun bakarsın yukarıda onunla tekrar karşılaşırım diye açıklamıştı. Robert Maxwell'in 1948'de Çekoslovak komünist liderlerle kurduğu temaslar Çekoslovakların 1948 Arap-İsrail savaşında İsrail'i silahlandırma kararında önemli bir rol oynamıştı. Çekoslovak askeri yardımı savaşta İsrail için çok önemliydi. Maxwell'in İsrail'e uçak parçaları kaçırması sayesinde de ülke hava üstünlüğüne sahip olmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Maxwell'in hep bir ajan olduğundan şüphelenmişti. Mossad ile olan sıkı bağlantıları biliniyordu. Zaten cenaze töreni İsrail'de yapıldı ve Kudüs'teki Zeytin Dağı'na gömüldü. Törene İsrail Başbakanı Yitzhak Şamir, Cumhurbaşkanı Hayim Herzog, İsrail istihbaratının en az 6 görevdeki ve eski başkanı ve hem hükümet hem de muhalefetten birçok ileri gelen ve politikacı katıldı. Yitzhak Şamir konuşmasında onu överek İsrail için bugün anlatılamayacak kadar çok şey yaptı dedi. Maxwell yatına en küçük kızının ismini koymuştu Lady Ghislaine. Ghislaine 1961 yılında doğdu ve çocukluğunu varlıklı ailesinin Oxford'daki 53 odalı malikanesinde geçirdi. İyi okumuştu, gençti, güzeldi ve Londra sosyetinin partilerinin aranan bir siması oldu. 91 yılında babası ölünce New York'a taşındı. Babasının Liechtenstein'da onun için kurduğu vakıf fonundan iyi bir geliri vardı. New York sosyetesine girip ünlülerle sosyalleşmesi ve meşhur olması da gecikmedi tabii New York partilerinin birinde Jeffrey ile tanıştı. Jeffrey işçi sınıfı bir ailenin çocuğuydu. Akıllıydı, kafası matematiğe çalışıyordu. Liseden erken mezun olup üniversite matematik okudu ama bitiremedi. Diplomasız olmasına rağmen 21 yaşındayken matematik öğretmeni olarak iş buldu. 2008'de batan ama zamanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Bear Stearns'ün CEO'sunun çocukları o okula gidiyordu. Onu etkiledi ve Bear Stearns'te kıdemsiz işlemci olarak işe girdi. Opsiyon yapılandırılmış ürünler, hedge fonları, şirket alım satımları, vergi danışmanlığı, kendi şirketleri ve elbette biraz da alavere dalavere derken milyarder müşterileri ve sonunda tabii ki çok parası oldu. New York sosyetesi, özel uçaklar, malikaneler, adalar. Yalnız küçük bir zaafı vardı. Reşit olmamış genç kızlara düşkündü. Bu düşkünlük büyüdükçe ve zenginleştikçe sapkınlığa evrildi. Seks partileri, gizli kameralar, şantajlar, zorbalıklar derken geldiği nokta neredeyse uluslararası bir eleman bulma ağıydı. Bu ağın en önemli aktörlerinden biri de idi. Jeffrey'ye kör kütük aşıktı ve en az onun kadar bu sapkın ekosistemin bir parçasıydı. Kızları buluyor, kandırıyor, getiriyor, hazırlıyordu. Palm Beach'ten Paris'e, New Mexico'dan Virgin adalarına uzanan bir coğrafyada müthiş bir trafik vardı. Adasına kızları taşıdığı özel jetine yerel halk Lolita Express ismini takmıştı. Zaten hem Jeffrey Epstein hem de Ghislaine Maxwell sanki Nabokov'un romanının sayfalarından çekmiş gibilerdi. Zehirleri sadece çok sayıda ailenin ocaklarına düştü düşmedi. Prince Andrew'dan Clinton'a, DiCaprio'dan Trump'a kadar uzanan birçok ünlüye de çamuru bulaştırdı. Yakalanıp hapsi boyladılar. Aynı sevgilisinin babası gibi Jeffrey'nin de Mossad'la ilişkileri vardı. Hatta seks partilerine yerleştirdiği kameralar sayesinde Mossad için büyük bir şantaj operasyonu yürüttüğü bile iddia edildi. Bir dönem Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da yapmış olan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın savunma sanayi şirketinde yatırımları vardı. Diplomatlardan CIA'ya kadar uzanan ilişkileri biliniyordu. Bu güç odakları sayesinde her nasılsa prosedürler uygulanmadı ve ne yanına bir hücre arkadaşı kondu ne de her yarım saatte bir gardiyan kontrolü yapıldı. Sonuçta Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu. İntihar mı öldürüldü mü hala tartışılıyor. Gislein de parmaklıklar arkasında çürüyor. Armut dibine düşermiş. Soykırımda bütün ailesini kaybetmiş bir adamın acımasız bir canavara dönüşmesi. Soykırımın küllerinden doğmuş ama şimdi kendisi soykırım yapan bir ülkenin gizli servisiyle olan ilişkileri ve zenginliğin getirdiği ayrıcalıklı bağlantılarıyla malikanelerde kuş tüyünde yetiştirip yatına ismini verdiği kızını kendisi kadar alavere dalaverici, kendisi kadar mossad silahlarına bulaşmış bir sapığın tepsisine servis etmesi de işte kaderin bir cilvesi. Biri binlerce ailenin ömür boyunca biriktirdiği emeklilik fonlarını toz etti, diğeri binlerce kızın hayatında ömür boyu kapanmayacak yaralar açtı. Biri yatından düşüp öbürü hücresinde kendisini asıp defolup gittiler. Gidişleri de kalışları kadar karanlık oldu. <laughs> Bazı şeyler unutulmayacak, bazıları da unutulacak dünyaca ünlü bir doktor olan Doktor Epstein bir konferans vermek üzere memleketine davet edilir. Salon arkadaşları, tanıdıkları ve memleketlerinin evladıyla gurur duyan insanlarla doludur. Sahneye çıkıp elindeki kağıtları kürsüye yerleştirirken hepsi kayarak yere düşer. Onları almak için eğildiğinde istemeden gaz çıkartır. Kıçı mikrofona yakın olduğu için ses tüm binada yankılanır. Çok utanır ama fazla bozuntuya vermeden konuşmasını yapar. Ama bittiğinde memleketine bir daha adım atmamaya yemin ederek sahne kapısından koşarak çıkıp gider. Yıllar sonra çok hasta olan yaşlı annesini ziyaret etmek için geri dönmek zorunda kalınca gece karanlığında gelir kente ve Levi adıyla bir otele yerleşir. Kasabamıza ilk ziyaretiniz mi Bay Levi diye sorar resepsiyonist. Hayır, ben burada büyüdüm diye yanıtlar Dr. Epstein. Peki o zamandan beri hiç gelmediniz mi diye sorulunca da ya aslında bir kez gelmiştim ama çok utanç verici bir deneyim yaşadım der. Bay Levi der resepsiyonist. Sizin gibi seçkin bir beyefendiye tabii ki tavsiyede bulunmak bana düşmez ama genç yaşımda öğrendiğim bir şey var ki bana utanç verici gelen şeyler çoğu zaman başkaları tarafından fark edilmiyor bile ve muhtemelen sizin olayınızda da durum böyledir. Doktor Epstein teşekkür ederim ama bunun benim olayım için doğru olduğundan şüpheliyim diye cevap verir. Neden? Uzun zaman önce değil miydi? Evet, uzun zaman önceydi. E, ne kadar uzun zaman önce? O meşhur Doktor Epstein gaz vakasından önce miydi, sonra mıydı?